buradaki ayaklarla buraya kaldırdığımızda bu lastikler aşağı iniyor. Bunu bastırdığımız zaman lastikler yukarı kalkıyor ve kağıt boşa çıkıyor. Hmm. İlk önce kağıdımızı buradan şöyle arkaya doğru geçiriyoruz. Tam bu aradan geçecek. Sonra ayakların altından geçiriyoruz. Bunlar. Ayakların altından geçirdikten sonra şöyle şuradan hiza alıyoruz. Kağıt yamuk olmasın diye. Hiza aldıktan sonra arkadaki ayağı kaldırıyoruz. Bunu kaldırınca artık kağıdı tutuyor. Kağıdı tuttuktan sonra şuraya biraz hafif boşluk veriyoruz. Demiri alıyoruz. Arka yatağa koyuyoruz. Arkadaki yatağa yerleştiriyoruz şuraya. Buraya yerleştirdikten sonra şimdi açılış olarak hazır. Direkt eğer buraya bantlayacaksak bunu da buraya bantlıyoruz. Açma tuşuyla plotter açıyoruz. Plotter ilk önce kendini ayarlama testi yapıyor. Efendim. Aleykümselam. Sağ ol. Nasılsın? İyi vallahi, müşteri de kurulundayım ya. Ha. Tamam. Ya onu daha ilgilenemedim ya. Bir yoğunluk var da. Bir arkadaş var, ona ben eğitim aldıracağım. O kalıpları falan çok iyi biliyor. Onunla birlikte şey yapacağız. İstersen sana da şey yaptırabilirim. Sıkıntı yok. Açıldığında bu indi ya aşağı, yataktan indi. Hı-hı. Bu böyle mi kalıyor? Kalıyor. Kağıdı biraz saldıracağız aşağıya. Kağıdı aşağıya saldıktan sonra şunu üzerine koyacağız. Ben size düşemedim. Halledeceğim ama, tamam mı? Hadi görüşürüz. Tamam. Devam edelim arkadaşlar, hadi. Saldır biraz abi. Şimdi biraz burada 7 numaralı tuşa basıyoruz. 7 numaralı tuşa bastığımız zaman hoş geldiniz yazısı menüye geliyor. Menüye geldiği zaman 7 numaralı tuşun özelliği ne? Hani bir başta menüde, durdur. İleri geri hani. Online offline gibi abi. Sonra biraz ileri sardırıyorsun şöyle. Sonra bu demiri alıyorsun. Şu yatağa koyuyorsun abi. Yatağa da çek abi. Böyle. Sonra tekrar OK tuşuna bastığın zaman bu kendisi dengeleme yapıyor. Bitti. Dur, ben çekersem abi, devam edelim. Tamam yok. Olay bu. Mesela biraz ileri sardık diyelim tekrar. İleri sardık derken neye göre ileri sardık? Ya istediğin gibi, sen şunu sardırmak istiyorsun ya. Ha, kağıdı mı? Tabii. Tekrar OK diyorsun. Şimdi bu kendisi. Tamam, zaten normalde şimdi otomatik şeye geçecek. Efendim? Alo. Heh. Alo. Kurulu bitti mi daha? Abi. Bu kadar. Oradan bir şey gönderdiğin zaman bu ileri geldikçe sarmaya başlayacak. Peki şimdi şeye... Mesela bir çizim gönderelim, şu çizdiğini görelim. Pasta olmasa... Hazır abi. Gönder abi. Tamam. Gönder abi. Gel bakalım. Göndereceğim. Şeyi açsana. Nasıl ya? Kapatayım. Yok. Hayır. Şeydeki konsanı aç, konsanı aç. Açık var mesela. Aşağıdakiler değil mi? Bunda var. Bir şey yok ya. Şey, bunu yeni çekiyoruz. Heh, şunu mesela. Aç onu, çizdiri al, çizdiri. Çizdiri aç abi. Çizdiri abi. CHP'yi seç. Bas abi ona. Direkt yukarıda hedef var ya, klasör. Dosya adı diyor. Evet. Göz at. Göz atı tıkla abi. C'de HPG ne var? Orada konumu seç. Yukarıda en üstte. Ya şu bilgisayardan da yollayabiliyorsun artık. Bakın, şu yukarıdaki... Evet tamam. Üç kere bas. Oradaki üç kere. Orada yerel dizi C var bak. Bas şu ona. Evet. HPG'yi çift tıkla. Çift tıkla. Tamam, şimdi aşağıdan biraz pencereyi yukarı al. Aşağıda kaydet var bak. Kaydet.
Tamam şimdi tamam dediğin zaman direkt o listeye gideceğim. Bakın bir. Tamam, hayır. Aşağıda arayüzünü açayım. Arayüzünü otomatikle başlatabiliyorsun gelen için. Ha öyle mi? Tabii. Neyi açıyorum? Onu aç. Şunu aç. Ha. Bak orada gösteriyor abi. Gösterdi. Diyor ki 205 milimetre, yok 2 metre 80 santim, 1506 milimetre. Tamam, yeşil duramaz. Yeşil. Yeşil bak yeşil ileri bak. Ha, şunu mu? Şu mu? Ha. Tamam gel. Olay bu abi. Ha, çevresini çizmeyi ona ayarlarız. Çevresini çizme olayı programla alakalı galiba. Bakayım. Evet, şeyle alakalı. Programda çevreyi çizme var ya. Aha. Onu ben bulamadım ama. Durayım mı? Tamam. Durur alalım öyle yapalım, onu da yapalım. Durayım mı? Tamam bitti değil mi? Çekimi kapatıyorum. Tabii mesela şöyle yapabiliyorsun abi. Mesela diyelim ki bak bunu iptal etmek istiyorsun. Buradan da durdurabiliyorsun. 7'ye basıyorsun. Yukarı geliyorsun. Şey pardon şu menüyü, birinci menüyü. Birinci menüde şey var. Dosyayı sil var. Geliyorsun. Okey deyince bu artık siliyor. 5'li tamam. Evet. O da zaten yönlendiriyor seni. Hmm. Sonra tekrar bastığın zaman 0 alıyor. Tamam.